Evet, herkese kucak dolusu selamlar arkadaşlar. Bugün yine biraz moralinizi bozmak için bir video çekeyim dedim. Her şey zaten güllük gülistanlık, günlük gülistanlık. Ben de moralinizi bozayım dedim. Şöyle, bugünkü videonun konusu şudur. Türkiye'de neden okumamalısınız? Bununla ilgili bir video çektim. Fakat gerekli etkiyi görmedi sanırım. Bugün size neden okumamanız gerektiğini, neden artık o eskiden hep popüler olan mesleklerin yapılmaması gerektiğini anlatacağım. Umarım yararlı bir video olur. Lütfen sonuna kadar izleyin. Görüşürüz. Bahsettiğim gibi eskiden dediğim bundan 10-15 sene öncesine kadar, yani benim ilkokul, ortaokul, lise dönemlerim yuh 15 sene o kadar yaşlı mıyım ben? Değilim tabii ki. Bir 10 sene öncesine dönerseniz, 13 senesine, yani lisede falan ne derdik hep? İşte doktor olacağım, mühendis olacağım, polis olacağım, pilot olacağım, öğretmen olacağım. Böyle meslekleri sürekli söylerdik. Yani farklı meslek düşünen arkadaşlarımız çok nadirdi. Yani hani astronot olacağım diyen vardı ya da ben hiç hatırlamıyorum, mesela avukat olacağım ya da işte hemşire olacağım, bu tarz diş hekimi olacağım diyen arkadaşları pek hatırlamıyoruz değil mi? Hep genelde belli meslekler tercih edilirdi ve saygınlığı vardı gerçekten. Yani eskiden düşünsenize, bir köye bir doktor gidiyor, herkes ayakta alkış şey yapardı. Saygı gösterdik görünce, doktor bey, doktor bey, mühendis bey, mühendis bey. Eski Türk filmlerinde falan görürsünüz zaten, hani o Kader İnanır'ın filmleri falan vardır, mühendis bey der. Böyle. Şimdi güncel memur maaşlarını çıkarttım arkadaşlar. İlk önce bu memur maaşlarını sıralayayım size. Normal doktorluktan başlıyorum. 6 yıl doktorluk okudunuz, ardından mezun oldunuz ve devlet sizi bir hastaneye atadı. Pratisyen hekim olarak başladınız. Biliyorsunuz Türkiye'yi 7 bölgeye ayırıyorlar. İşte doğuydu, batıydı. Batı görevi olarak denk gelirse arkadaşlar, maaşınız 7000 lira olarak başlıyorsunuz. Eğer 7. bölge, yani riskli bölgelerde yaparsanız 7950, yani neredeyse 1000 lira fark koyuyor. Yani 7000 lirayla doktor oluyorsunuz. Uzman doktorlar ne kadar alıyor derseniz, 10.093 lira para alıyorlar uzman doktor. Biliyorsunuz uzmanlık içinde TUS'a ayrı giriyorsunuz, uzmanlığınızı alıyorsunuz, yine okuyorsunuz. Yani bir sürü şeyi var. 10.093 lira da uzman doktor maaşı. Hemşire maaşlarına bakacak olursak zamlı fiyatıyla 6.357 TL. Teknisyen maaşı lise mezunları için 5.456 TL. Mühendis maaşı 8.669 TL. Araştırma görevlisi maaşı 8.231 TL. Öğretmen maaşı 6.553. Memur maaşı üniversite mezunları için 5.243. Polis 7.431. Avukat 8.277 ve profesör maaşı 13.936 TL. Şimdi her şey güzel, yani maaşlar, yani bir asgari ücrete baktığınızda, yani şu anki için değil de 2800'dü asgari ücrete baktığınızda, gerçekten ciddi rakamlar. Fakat şöyle düşünmenizi istiyorum. Maalesef herkesin evi köyü yok. Şu an kirada olanların bile, yani ev sahipleri yüzsüz bir şekilde fark koyup, yani şu anki piyasa fiyatlarına denkleştirmeye çalışıyorlar maalesef. Hiç ölmeyeceklerini sanıyorlar. Neyse. Bu açıdan baktığınızda İstanbul, özellikle İstanbul için kira fiyatları şu an 3000 TL'nin altında kiralık ev yok. Hani öyle birileri çıkıyor diyor ya, 1800'e 1500'e falan ev var. Yok arkadaşlar. Öyle evler genelde ev değil, kümes ya da hayvan barınağı için kullanılacak alanlar. Ufak alanlar yani. İsteyen girip malum siteden bakabilir. Tuttunuz 3000 TL'lik bir ev tuttunuz. Doğal gaz faturası geliyor. Mesela benim 400 TL'ye geldi geçen ay. 750-800 lirada fatura deseniz, ne yaptı size 3800-4000 lira para. Şimdi gidip
market alışverişi yapsanız, en temel ihtiyaçlarınızı alsanız 1000 lira. Yani şu an olmuş 5 litrelik yağ 120 lira, un alsanız, şeker alsanız derken en kötüsü 1000 lira. Ne yaptı? 4800-5000 lira para yaptı değil mi? Şimdi soruyorum ben size, bir hemşire, yani şu an 6357 TL alan bir hemşire 5000 lirasını sadece evinin kirasıydı, yakıtıydı ve ev ihtiyaçlarını, temel ihtiyaçlarını aldı. Bu vatandaş 1357 TL ile nasıl geçinsin? Yani bu vatandaşın deli gibi üniversite sınavına kazanıp, hazırlanıp, 4 yıl 5 yıl hazırlıkla birlikte okuyup, tekrardan KPSS'ye deli gibi çalışıp atanma, güzel bir hayal kurma umudu, yani bu delilik değil mi sizce arkadaşlar? Soruyorum ben size şu an. Neden söylüyorum bunu? Bakın, bu bilgileri size kimse vermez. İnsanlar üniversiteyi bitirince sudan çıkmış balığa dönüyorlar. Yani özellikle hiç hayatında çalışmamış, yani ailesi destek olmuş insanlar için bu sıkıntı daha da büyük. Yani siz sanıyorsunuz ki hani lisans biter, işte ben direkt atanırım. Öyle olmuyor. Yani bunu televizyonlarda bulamazsınız haberleri, işte şu haber, bu A haber, B haber şeklinde olmaz. Bunu Twitter'dan, YouTube'dan, böyle sosyal medyadan takip edeceksiniz. Özellikle Twitter'dan bazı gruplar var. Özellikle duyuyorsunuzdur. Doktorlar Almanca öğreniyorlar ve Almanya'ya gidiyorlar. Yabancı dil öğreniyorlar, yurt dışına çıkıyorlar. Birçok hastanede doktor yok. Doğuda bu daha çok. Çünkü doktorlar gerçekten saygı görmüyorlar. Adam bankada sıra bekliyor. Bir saat beklesin, iki saat beklesin, inanın gık demez. Ama acile gidiyor. Doktorun o anki durumu farklı bir yorum yapmış olabilir. O yoruma göre doktorla tartışabiliyor, kavga edebiliyor, doktoru bıçaklıyor ya. Doktoru kör eden insanlar var. Doktorun ellerini, kollarını yaralayan insanlar var ya. Vicdansızlığın daniskası. Ya böyle olunca insanlar tabii ki bu mesleği yapmak istemiyor ki, şunu düşünün. Para verip tıp okuyan insanlar var özel üniversitelerde. Onlar için durum daha da kötü. Yani en kötü aylık yıllık 100 bin lira para verseniz 6-7 yılda hazırlıkla 700 bin lira para yapar. 7 yılda siz o 700 bin lira parayı hayatta toplayamazsınız. Böyle yani. Mesela benim mühendis arkadaşım var. Kendisi Ankara'da. Sorun ona 8600 TL alıyor musunuz? Diyecek ki hayır almıyorum yani. 4000-5000 alsa şükür eder. Yani bunlar devlete atanan memurlar. Arkadaşlar bu arada söyleyeyim, yani özelde ve şeyde farklı kıdem farkı olabilir. Mesela öğretmen maaşı 6553 lira. Küçük bir şehirdeyseniz belki bu para size yeter. Hani kirası 1500 liradır, işte doğalgaz falan çok az geliyordur. Eski sistem kömürle, mesela kat sistemidir. Kömürle aylık verirsiniz yakıt parası falan. Bu para size yeter. Ama günümüzde gerçekten bu maaşlar hiçbir insana yetmez arkadaşlar. Yani bu maaşları dolar bazına çevirdiğinizde zaten bugün 16 lira mı dolar? Yani düşün. 500 dolar bile yapmıyor ya şu hemşire maaşı. Yani kabataslak atıyorum kafadan. Ya düşünsenize, pratisyen hekimsiniz. 6 yıl okumuşsunuz ya, köpek gibi üniversite sınavına çalışmışsınız. 6 yıl okumuşsunuz, aldığınız maaş 7000 lira. 7000 lira acilde köpek gibi nöbet tutuyorsunuz. Daha bir doktorumuz, biliyorsunuz, genç doktorumuz. 24 saat nöbetinin ardından bir tırın arkasına arabayla, Allah korusun, kaza geçirdi ve sağlık şehidi oldu. Ya durum böyle. Şimdi SADEP'e gelelim. Neyse, çok uzattık. Ben size neden okumayın diyorum. Bugün arkadaşımla konuştum, o mühendis arkadaşımla. Ve yine aynı konuyu konuştuk. Ben dedim doktora yapacağım. O da dedi ki yapma, gerek yok. Ülkede okuyanı sevmiyorlar. Gerçekten öyle. Ülkede okuyanı sevmiyorlar arkadaşlar. Yani bir şey geliştirmeye, bir şeyler bulma. Benden pay için yani. Alzheimer hastalığı ile ilgili çalışmaları yürütmek için binlerce hocaya yazdım. Şimdi Ankara'da bir hocayla görüşüyorum. Çok mükemmel bir hoca. Teşekkür ederim kendisine. Eğer buradan belki izlerse. Arkadaşlar, hocalar inanın cevap yazma tenezzülüne bile bulunmuyorlar. O hoca eğitim amacıyla bütün öğrenciye cevap verme zorunluluğunun olduğunu bilmiyor ama anlamıyorum. Yani böyle bir tuhaf bir tribe giriyorlar ya. Ben anlam veremiyorum. Gerçekten anlam veremiyorum. Burada ben devletin eksikliğinin çok büyük olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir yol izlemesini isterim. Nasıl bir yol? Yurt dışındaki işlemin aynısı. Hocanın geçmişine bakacaksın. Yayın sayısına, proje sayısına, işte çalışmalarına bakacaksın. Eğer o yıl içinde
istenilen sayıya ulaşamadıysa hocanın kıdemini indireceksin. Prof mu? Doç. Hadi kardeşim doçentliğe devam. Sen projeni yap, yüksel. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Böyle olursa inanın bilim daha hızlı ilerler. İkincisi, hocalara başka şeyler veriyor. İşte bölüm başkanı, dekan, ama aynı zamanda ders de veriyor. Böyle olmuyor. Bu insanlar ne yapacaksın? Diyeceksin ki dekanlık istiyor musun kardeşim? Dekanlıktan sonra emekli olacaksın. Bu tarz şeyler yapılarak akademinin çöplüğe dönmüşlüğünü belki bir nebze temizleyebilirler. Burada araştırma görevlisi maaşından da bahsettim ben. 8.231 TL. Yani araştırma görevlisi dediğiniz, ben şu an uğraşıyorum, köpek gibi uğraşıyorum araştırma görevlisi için. Kadro bulmak zaten çok zor. Bulan için de bu para çok 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 düşük. Yani 8.000 lira, yani aylık 3.000 lira kira veren, yani aylık 5-6 bin lira neredeyse ıvır zıvıra gidiyor. Size kalıyor 2-300. Şimdi diyebilirsiniz 2-300'de ev geçinen insanlar var. Var ama 16-17 yıl okumuş bir insan için 2-300 inanın çöptür arkadaşlar. Evet, yine lafı dağıttım. Kusura bakmayın, çok doluyum. Şimdi bu sabahtan beri bu videoyu kafamda kuruyorum. Nasıl cevaplasam, nasıl ikna etsem sizi diye. Şöyle... Arkadaşlar şimdi siz bir berbersiniz, tamam mı? Babanızın bir berber dükkanı var ya da işte eşinizin, dostunuzun, ya da babanız sizi 3 ay tatilinde vermiş berbere. Ve siz saç kesimini öğrendiniz. Şu an ortalama saç kesim ücreti 35 TL diyelim, atalım. Belki daha fazladır, belki daha azdır. Bir berbersiniz şu an ve 35 TL'ye saç kesiyorsunuz. Ve size günde 10 kişi geliyor diyelim. Bu sayı artabilir, azalabilir. Bazı gelen saç sakal yapar, 60 lira 70 lira bırakır. Bazı gelen sadece sakalı yapar, işte 30 lira bırakır. Ben ortalama diyorum ki 35 kişiye ve günde 10 kişi geliyor. Günde ne yapar bu para? 350 lira para yapar. Şu an hangi çalışan günde 350 lira para alıyor? Siz bu 350'yi aya vurduğunuzda ne yapar? 10.500 lira para yapar arkadaşlar. Hadi çıkın bunun 10.500'ün 5.500 lirası işte çalışanıydı, ıvırdı, zıvırdı, elektrikti, suydu, buna gitsin. Net 5.000 lira para kalıyor bu çalışan insanın, berberin eline. Bu adam üniversite okumadı belki. Bu adam lise okumadı belki. Bu adam bileziğini aldı, küçüklükten yetişti. Küçük bir mahallede berberliğini yapıyor. Hafta sonu çalışıyor, çalışmıyor. Bazı günler cebine 7, 8, 10 bin lira giriyor. Ki zaten o 5-6 binin altına iş yapsa dükkanı açmaz, kapatır. Ki şöyle bir şey daha söyleyeyim. Tanıdığımız berber gitti sıfır Megane aldı. Şu an bir Megane'lar, Renault Megane'lar 450-500 bin lira civarında. Gerisini siz düşünün yani. Evi de var. Ne yapabilirsiniz? Bu tarz meslekler öğrenmek gerçekten günümüz için çok iyi. Yani bunu da istiyorlar zaten. Çalışan insan modelini istiyorlar. Üreten ne yaparsınız? Kasap dükkanı. Ne yaparsınız? Manav dükkanı. Ne yaparsınız? Bir şirketiniz vardır. Şirket açmaya çalışırsınız. Girişimcilikte bulunursunuz. Ar-Ge çalışmaları yapabilirsiniz. Ne yapabilirsiniz? Sosyal medyanın gücünü kullanabilirsiniz. YouTube, Instagram, çok güzel kanallar var. Bu şekilde hayatınızı sürdürebilirsiniz. Diğer türlü ne olur mesela? Ticarete atılabilirsiniz. Ticaret yapabilirsiniz. Gerçekten bu da çok ciddi şeyler yap. Ya bir pazarcı bile, gerçekten söylüyorum. Siz şunu biliyor musunuz? Bir pazarcı tanıdığım adamın İETT otobüsü var. Yani şu an İETT otobüsleri kaç paradır? Kaç tane dairesi var, bunu saymıyorum bile. Adam pazarcı. Yani düzgün konuşamaz bile. Ama bir doktor mesela bu maaşla ev alması için belki de 20-30 yıl çalışması gerekiyor. Kredi çekmeden ev alamazken o pazarcının, küçümsemek için katiyen söylemiyorum, 3. 4. evini alıyordur belki de. Süreç bu. Türkiye'de arkadaşlar idealist olmak suçtur. Yani sizin idealist olmanızı kimse istemez. Türkiye'de hiçbir başarı cezasız kalmaz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bakın ne diyorum ben size. Bir doktor adam ülkesini bırakıp, bak yıllardır okumuş etmiş, ülkesini bırakıp Almanya'ya gidiyor. Neden? Adama soruyorlar, dönmeyi düşünüyor musun? Neden döneyim ki diyor. Neden dönsün ki? Saatleri belli, insan kalitesi belli, aldığı maaş belli, stresten uzak, refah seviyesi çok yüksek. Yani
Ben bazen çok düşünüyorum. Mesela yurt dışına gitmek için bazen konuşuyoruz, ediyoruz, yazışıyorum, ediyorum. Bir iki mülakata girmedim sırf bu yüzden. Diyorum yani mesela Çanakkale Savaşı'nda daha liseye giden çocuklar o savaşta can verdiler bu ülke için. Diyorum acaba bu zorluklarda ülkeyi bırakıp gitmek değer mi? Acaba nankörlük etmiş olur muyum diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Yani dayanabildiğim kadar dayanmaya çalışacağım. Bu ülke için iyi şeyler yapmaya çalışacağım. Size de tavsiyem bu arkadaşlar. Eğer gerçekten yani ben doktorluk için doğmuşum diyecekseniz bu mesleği yapın. Gerçekten benim işim insanlara hizmet etmek diyecekseniz bu işi yapın. Ya da bir mühendisseniz farklı kapılar aralayın. Mesela gidin yazılım mühendisi olun. Gidin bilgisayar mühendisi olun. Neden? Çağımız bunu gerektiriyor. Gidin arkadaş uzay mühendisi ol. Git yurt dışı için uğraş. Ama işte makine mühendisliği, işte atıyorum metalurji, malzeme mühendisliği, çevre mühendisliği, ondan sonra maden mühendisliği, bunlar yani hemşireler, bakın ne pandemi döneminde hemşireleri biliyorsunuz istifa etmesi yasaklandı insanların. Benim arkadaşım 24 nöbeti tutuyor. Yani düşünün yani bir gidiyorsunuz 24 saat hastaneden çıkmadığınızı düşünün. Sürekli hastane kokusu, sürekli hasta. Yani kaç gün, kaç gece 7-24 çalışabilirsiniz ki? Yani 7-24 diyorum pardon. 24 saat çalışabilirsiniz ki yani. Sabah 6'da bir giriyorsunuz. Ertesi gün dönüyor. Sabah 6'da tekrar çıkıyorsunuz. Yani böyle bir çalışma temposuna kim ayak uydurabilir kolay kolay. Aldıkları da maaş bu. Söylüyorum size. 6.357 lira. Hemşire maaşı. Yani insanlar bunun için mi okuyor? Söyledim size yani. Bir berber 10.500 lira minimum maaş, yani giderlerin çıktığın zaman 5.000 lirası kalsın. Güzel para. Kendi işini yapıyor. Saatleri esnek. Derdi tasası yok. Muhabbetle takılır. Mis gibi ya. Bu şekilde sürdürmek varken gerçekten sizin kalitenizi anlayabilecek işler yapmaya çalışın arkadaşlar. Şunu sorun kendinize. Büyük denizde küçük balık olmak mı yoksa küçük denizde büyük balık olmak mı? Bunun muhakemesini yaparsanız eminim her şey daha iyi olacaktır. Dediğim gibi gerçekten şartlar çok zor. Çok 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 zor. Yani lisansı bitirip hayata atılan arkadaşlar büyük bir buhran yaşıyorlar. Büyük bir psikolojik bunalım yaşıyorlar. Hak veriyorum. Bu şartlara kendinizi ne kadar çabuk adapte ederseniz hayata tutunma şansınız o kadar daha iyi olur. Bir de ben şunu söyleyeyim. Lisanstayken arkadaşlar muhakkak biraz böyle para işleriyle uğraşın. Alsat yapmaya çalışın. Kira ödeyin, fatura ödeyin. Ki yani bir yere tek başınıza kaldığınızda artık size yardımı olsun. Gerçi onda nasıl yapacaksınız? KYK bursları olmuş. 600-700 lira adama bir fatura geliyor. Doğalgaz faturası 400 lira. Adam alıyor şeyi, bursunu şeye veriyor. Yani durum işler acısı arkadaşlar. Eğitim sistemi zaten uzaktan da derken iyice çöp oldu. Allah sonumuzu hayır etsin. Lütfen iyi analiz edin. Bakın doktorluk, mühendislik artık gerçekten eskide kaldı. Yani biliyorum bunu insanlara, yani içinize kendinizi anlatmanız çok zor. Ben de çok zorlandım kendimi anlatmakta. Şu an mesela ne yapıyorum? Tamam Alzheimer hastalığı çalışmayı düşünebilirim ama ilaç sektörüne yönelmeyi çalışıyorum. Gerçekten ilaç sektöründeki şartlar şu an o kadar güzel ki maaş olsun, sosyal şeyler, şartlar olsun, işte tatiller olsun, statüsü olsun, beni bir yerden bir yere götürecek durumda. Şu an akademi benim için hani biraz daha %70, %30 civarı diyebilirim. Durum böyle. Yani iyi düşünün. Buraya kadar geldiyseniz teşekkür ederim. Bugünler geçecek, size söz veriyorum. Bundan 200 sene sonra bu videoyu izlediğimizde bir daha böyle olmaması için elimizden geleni yapacağız. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.